Değerli öğrencilerim merhabalar. Şimdi 21. bölümün yani çemberde uzunluğun 25 numaralı köşe taşında kalmışız arkadaşlarım. Zaten toplamda 28 köşe taşından oluşuyor. Hepsini bu videomuzda gömmeye çalışalım arkadaşlar. Evet şimdi geldik güzel bir soru çeşidine. Üçgende benzerlikten faydalanacağız arkadaşlar buradaki soruları çözerken. Şimdi birinci sorumuzda bir kere eşit açılar görüyoruz arkadaşlarım. Hemen bunlara aynı harfi yazıyoruz. Biliyorsunuz artık bu taktiğe alıştık. Üçgende açıdan beri söylüyoruz ki eşit açı görünce aynı harfi yazın. Şimdi bu A açısı şuradaki yayı görüyor, DC yayını. Hemen bu yaya 2A yazıyorum. Şuradaki A açısı BD yayını görüyor. Buna da 2A yazıyorum. Bakın bu 2A'lık yayı şuradaki C açısı da görüyor. O yüzden buna da A derece yazıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim başka bir şeyler döşeyelim. Şuraya bir harf yazalım. B açısı diyelim. B'nin gördüğü şu yay 2B'dir. Bu da 2B'yi gördüğü için B derece oldu diyebiliriz dostlar. Bu da B derece. Şimdi bakınız şöyle bir benzerlik çıkartabildik arkadaşlarım. A var, B var. Şuradaki açımıza da C yazıyorum. A, B, C üçgenimiz geldi. Şimdi şu üçgene bakın. A var, B var. Demek ki şuradaki açının tamamı C derecedir diyebiliriz. Yani biz şu üçgen ile şu büyük üçgeni, onu da şöyle mavi yapalım. Şöyle bir mavileştirelim. Benzerleyebiliyoruz dostlarım. Bu ikisinin benzerliğinden soruyu gömeceğiz inşallah. Hadi başlayalım. Şimdi kırmızı üçgenle başlıyorum. Küçük üçgenle. A'nın karşısına ne düşmüş? 4. Geldim mavi üçgene. A'nın karşısına ne düşmüş? 8. Eşittir diyorum. Tekrar kırmızıya geri döndüm. C'nin karşısına 8 düşmüş. Büyük mavi üçgende de şu C açısı buranın tamamıydı. Karşısına x artı 4 düşmüş arkadaşlar. İşte buradan x'i buluyoruz. Hemen 4 iken 8 olmuş. 2 katına çıkmış. 8 iken de burası 2 katına çıkacak. 16 olmak zorunda. Yani x artı 4 16'dır. O halde x 12'dir'i paketledi. Ve geldim ikinci soruya. Şimdi bakalım bu ne diyor. BC paralel DE. Şimdi paralelse arkadaşlarım şununla şu. Biliyoruz ki biz bunların arasında kalan şu yayların ölçüleri eşittir. E şimdi bu yayı gören şu açıya ben A derece yazarsam, o halde bu yayı da gören açıya, çevre açıya aynı yay ölçüsünü yazmak zorundayım dostlarım. Şimdi şu açıya B diyelim. Şuradaki yay 2B oldu. Şimdi bakın şu üçgeni kullanacağım arkadaşlar. Çünkü bana sorulan kenar uzunluğu bu üçgenin bir elemanı. O yüzden bu üçgenle benzerlik yapmaya çalışıyorum. Şimdi bakarsanız AB'yi 8 vermiş. AD'yi 10 vermiş. Şuranın tamamı 10. Bakın bunların ikisini kullanacağım. 8 ile 10'u. Bir de AC'yi 5 vermiş. 5 ile X'i kullanacağım. Şimdi 8 ile 10 hangi üçgenin elemanıdır diye sorsak şu anda bir üçgenin elemanı değil. Ama ben şu BD'yi çizdiğimde işte bakın burada şöyle bir üçgen oluşturdum arkadaşlarım. Bu üçgenin iki kenarıdır. Burada da X ile 5 işte şu taradığım üçgenin iki kenarıdır. Dolayısıyla bu iki üçgenin benzerliğini görmeye çalışıyorum. Şimdi şu yay 2B ise bu açı da onu gördüğü için bu da B olacak. Hemen üçüncü boşta kalan açılarımıza şuna C yazalım. Bunun da şurasının C olduğunu görelim. Ve küçük üçgenin kenarlarının benzerliğini yazıyorum bakın. Küçük de C'nin karşısına 5 düştü. Büyük de C'nin karşısına 10 düştü. Yani yine 2 katı geldi. Küçük de B'nin karşısına X düştü. Büyük de B'nin karşısına 8 düştü. 2 katı olması için X'in ne olması lazım? 4'ü yapıştırdık. Evet geldik 3. sorumuza. Bakalım burada ne yapacağız şimdi arkadaşlar. AB çapmış. Madem ki çap, çapı gören çevre açı 90 derece olacak. O halde şuranın da 45 olduğunu bir söyleyelim. Bize yarı çapı soruyor. Bakın yine şu AE'yi biz bir çizelim arkadaşlar. AE uzunluğunu çizdik.
Şimdi buraya biz bir x diyelim. Bu x'i bulursak sanırım bütün sorun ortadan kalkacakmış gibi gözüküyor dostlarım. Şimdi şu 45'in gördüğü yay 90 derece. Bu 45'in gördüğü yay 90 derece. Bu 90'ı gören şu çevre açı 45 derece diyebilirim. Sonra şuraya A açısı yazalım. 45 A, şuraya da B diye. Şimdi şu üçgene bakıyorum bir de, şu büyük olana bakın. Onu da şöyle tarayalım. 45 var, A var. O halde şuradaki açının tamamının B derece olması gerekir diyebilirim. Ve artık benzerliğim. Burada B'nin karşısında küçük üçgende X var. Büyük üçgende B'nin karşısında da toplam 16 var. Küçük üçgende 45'in karşısında 9 var. Büyük üçgende 45'in karşısında X var. Bu durumda X kare eşittir 144. X eşittir 12 geldi arkadaşlar. Şimdi X'i bulduk, 12. Bu ne işimize yarayacak tabii ki hocam? Bakın önceki köşe taşlarını hatırlayın şimdi. Şimdi bu adamın merkezi şuralarda bir yerde olsun. Bilmiyoruz ya nerede olduğunu. Şurası merkezi olsun. Hemen şu kirişin ucuna ve şu kirişin ucuna yarı çapları çizdim. Bunlar R, R. 90'ı gören merkez açı olduğu için buranın da ölçüsü 90 olacak. Ve biz X'i 12 bulduk. Şimdi 45, 45, 90 üçgeninden de R, R, R kök 2 olması lazım değil mi şuranın? R kök 2 eşittir 12'ymiş. Demek ki R 6 kök 2 olmalı ki kök 2 katı 12 olsun. Evet, dördüncü sorumuzdayız arkadaşlarım. Hemen bunu da bir konuşalım şöyle. Şimdi 7 var, 18 var, 20 var. X'i soruyor bize. Bakın X şu üçgenin bir kenarı. Demek ki ben bu üçgenle bir başka bir üçgeni benzerleyeceğim dostlarım. Şimdi şunlar eşit kiriş oldukları için arkalarındaki yayların ölçüleri eşittir. 2A, 2A diyorum. Bu 2A'yı gören şu çevre açıya A derece. Yine 2A'yı gören şu çevre açıya da A derece yazıyor. Şu üçgenin boştaki açılarına B ve C yazdım. Bakın bu B burayı gördüğü için 2B'dir bu. Yine aynen şu da 2B'yi gördüğü için B derecedir. Yani artık şu üçgenle şöyle kırmızı yapalım. Biz şu mavi taradığım üçgeni benzerleyebiliriz. Çünkü A, B, C, A, B mecbur burası da C geldi. Hadi benzerleyelim şimdi. B'nin karşısında 18 var küçük üçgende. Büyükte B'nin karşısında da 20 var. Eşittir. Küçükte C'nin karşısında X var. Büyükte C'nin karşısında 18 ile 7'nin toplamı 25 var. Şimdi birazcık bir sadeleştirme yapalım. 5'e bölelim 5, 5'e bölelim 4, 2'ye bölelim 2, 2'ye bölelim 9. 45 eşittir 2x geldi. 2x eşittir 45, x eşittir 22,5 çıkar diyebiliriz dostlarım. Evet, 25 numara tamamdır. Sıra geldi 26 numaralı köşe taşını gömmeye arkadaşlar. Bakalım burada neler var. Sanki yine şöyle baktığımda bir benzerlik muhabbetimiz varmış gibi duruyor dostlarım. Yine bir benzerlik yapacakmışız gibi gözüküyor. Bir bakalım. Diyor ki ABC eşkenar üçgen. Peki o zaman şu 60'larını bir yazalım bunun. 60, 60 ve 60. Bakın burada da şu EC'yi çizeceğiz dostlarım. Şimdi şurada bir kirişler dörtgeni oluşturduk. A, B, C, E. 60 ise şuradaki açının ölçüsü 120. Şimdi bu 60'ın tam tersi de, tam dış açısı da 120 derece. Şuraya bir A derece yazarsam 120 A, şu açıya da B yazıyorum dostlarım. Ve şu küçük üçgene bakın, bakın şu içeride taradığım minik üçgene 120 var, B var. O zaman şuraya da mecbur A derece kaldı diyebilirim. Artık bu küçük taradığım üçgenle şu üçgeni benzerleyebilirim. Bu zaten çok klasik bir soruydu arkadaşlar. Daha önce milyon defa çözdüğüm için direkt biliyorum. Bakın burada baktığımda şu dördü de aynı tarz sorudur. Dördünde de şuradaki E ile C'yi birleştireceksiniz dostlar. Ve her seferinde de şu küçük üçgenle şu büyük mavi üçgenin benzerliğinden faydalanacaksınız. Yani şu soldaki üçgenle benzerlik yapmak yok. Buradaki küçükle büyüğün benzerliğini yapacağız. Hadi yapalım. Şimdi küçük üçgende
A'nın karşısına 4 düşmüş. Büyük üçgende A'nın karşısına 6 düşüyor. Eşkenar üçgen olduğu için 6. Küçük üçgende 120'nin karşısına 6 düşmüş. Büyük üçgende 120 şurasıydı. Karşısına 4 artı x düşmüş. İşte buradan 36 eşittir diyelim. 36 eşittir. 4 çarpı 4 artı x. 4'e bölelim. 9 eşittir. 4 artı x olur. X eşittir. 5 gelir dostlar. Evet, bu sorudayız. ABC bir üçgen. Yine bakın başlayalım hemen isterseniz. Şu EC'yi bir birleştirelim. Şimdi şuraya biz bir A derece yazarsak. Bunun tam karşısı şurası 180 eksi A olur. Şurası da A gelir arkadaşlar. Yani şu açı 180 eksi A, unutmayın. Şimdi ikiz kenar olduğu için bu da A. O halde şuradaki açımın, şuranın tamamı da 180 eksi A oldu. Şuraya B yazdım. Şuraya da C yazdım. Şu açıya da C. Bakın 180 eksi A, B ve C var. Şu küçük üçgene bakıyorum hemen, şuna. Burada da 180 eksi A, C, o zaman buraya da B kaldı diyorum ve artık benzerliğimi yapıyorum. Kırmızı küçük üçgende B'nin karşısına 2 düştü. Büyük üçgende B'nin karşısına X düştü. Küçük üçgende 180 eksi A'nın karşısına X düştü. Büyük üçgende 180 eksi A'nın karşısına toplam 8 düştü. Buradan X kare 16'dır. X eşittir 4 geldi. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Artık soruya alıştıysak dostlar, hiç düşünmeden şu EC'yi direkt çizelim. Şimdi şurası 75-75 derecedir. Şurası 105 derece yapar. Şuradaki dış açımız da 105 derece olur. Hadi şuraya A diyelim, şuraya B diyelim. Buranın da A olduğunu biliyoruz artık. Şimdi şunları da biz bulalım. X, X diyelim. Burada X'i mi soruyor, nereyi soruyor? Yok, üçgenin alanını soruyormuş. Şimdi 105'in karşısı küçük üçgende x, büyük üçgende 105'in karşısı 16. Küçük üçgende a'nın karşısı 4, büyük üçgende a'nın karşısı x. Yani x kare 64, x eşittir 8 geldi. Şimdi bize üçgenin alanını soruyor. Hemen sinüs alan bağıntısı yapacağım dostum. 1 bölü 2 çarpı 2 kenarını çarpıyorum 8, 8. Bir de aradaki açının sinüsüyle çarpıyorum. Yani sinüs 30'da. 2 kere 2 4'tür. Bundaki 4'ü götürsün 2. 2 kere 8 de 16 yapsın. Sorumuzun cevabı Edirne'den geldi. Evet, 4 numarada bence artık videoyu bir durdurun arkadaşlarım. Sonunda yarı çapını soruyor. Bak az önce alanı sormuştu. Hiç önemli değil. Sen şimdi yine şuraya xx yaz. Ve gerisini kendin çözmeye çalış. Ne yapacağını çok iyi biliyorsun. EC'yi birleştireceksin. Şimdi şöyle diyelim, bu açı 45, o zaman şu açımız 135, bu açı da 45, o halde şu açımız da 135, şuraya A dersem, şuraya B dersem, şurası da A. Şimdi burada 135'in karşısı X, büyükte 135'in karşısı 8, küçükte A'nın karşısı 3, büyükte A'nın karşısı X, o halde X kare eşittir 24, x eşittir 2 kök 6. Şunlar 2 kök 6'ymış. Bize de diyor ki çemberin yarı çapı. E şimdi bu çevre açı 90 derece ise çapı görüyor demektir. Şu BC çap. 2 kök 6'nın kök 2 katı 2 kök 12 yapar. O da nedir? 2 kök 3 diye dışarı çıksa 4 kök 3. Bak çap 4 kök 3 ise yarı çapta yarısı olacak 2 kök 3. Evet, 26 da tamamdır. Şimdi sıra geldi 27 numaralı köşe taşına. Bakalım burada ne yapacağız? Biraz kolonya döküyüm arkadaşlarım. Çok sıcak oldu. Evet, burada da şöyle bakıyorum göz ucuyla. 27 numarada da teğetler dörtgeni görüyorum arkadaşlar. Teğetler dörtgeninin özelliğini öğretecek burada da bize galiba. Hemen söyleyeyim ben, teğetler dörtgeni nedir öğretmenim? Teğetler dörtgeni çembere dıştan teğet olan, yani çember dörtgenin iç teğet çemberi oluyor. Bir dörtgen, dört kenarı da çembere teğet olacak. Özelliği şu, karşılıklı kenarların toplamı birbirine eşit. Yani burada 6 ile 8'in toplamı 14 ise şu kenarla şu kenarın toplamı da 14 olmak zorunda. Yani dörtgenimin çevresi 24 arkadaşlar. Şimdi bize dörtgenin alanını soruyor.
sur formülünü kullanacağım ben. Sur. S alan, U çevrenin yarısı, R iç teğet çemberin yarıçap. Şimdi U'yu biliyor muyum? Çevrenin yarısıdır 12. R'yi zaten kendi vermiş 4. O zaman alan 48 çıkar. Cevap Bursa'dan geldi. İç teğet çemberin yarıçapı 4. Çevre 14, 14, 28 ya. Çevremiz 28, 14, 14 daha 28. Yarısı 14 olacak. 14 çarpı 4'ten 56 arkadaşlar. Ben cevabı baktım, Ceyhan diyor da niye Bursa çıktı diye bir korktum ayrıca. Evet, ikinci sorumuzdayız arkadaşlarım. Bakalım bu ne diyor. BC eşittir soru işareti diyor. BC şu yandaki kenar. Tamam. Bulmaya çalışalım şimdi BC'yi. Şimdi bu yine bir teğetler dörtgeni tabii ki ve bir de dik yamuk aynı zamanda. Tamam. Şimdi burası tam ikiye bölmüş arkadaşlarım. Şimdi bu da zaten merkezi şurada işaretlediğimde teğete dik inecek. Bu da dik gelecek. Bu da dik gelecek. Ve buraları 5, 5, 5, 5, 5 olmak üzere ikiye bölecek. Demek ki ben şunu devam ettirirsem bu bir orta taban. Ve bakın 5, 12, 13 üçgeninden şurası da 7 gelsin. Şimdi bizim orta tabanımız 12. Orta taban dediğimiz alt tabanla üst tabanın toplamının yarısı değil miydi? A ile B'nin toplamının yarısı 12. Demek ki A ile B'nin toplamı 24. Lan A ile B'nin toplamı 24 ise teğetler dörtgeninin özelliği neydi? Üstteki ile alttakinin toplamı 24. Soldaki ile sağdakinin toplamı da 24 olacak. O yüzden buraya da 14 kalacak. Yani BC 14 çıkacak arkadaşlar. Evet, 3 numaralı sorudayız. Bakalım bu ne diyor. 2 tane çember var. Hemen hiç düşünmeden şunların ortasından inen şu ikisinin ortak teğetini çizelim. Şimdi burası R ise şuraya uzattığımda bu da R. Tabii bu da R, R diye ayrıldı. Şimdi arkadaşlar şuraya A, şuraya B, şuraya C, şuraya da D diyelim. Bak sol tarafta bir teğetler dörtgeni oluşturduk. A ile B'nin toplamı 18 ile 2 R'nin toplamı değil mi arkadaşlarım? Yazıyorum. 18 ile 2 R'nin toplamı A artı B. Peki şurayı kapattığımda C ile D'nin toplamı da 2R artı 15 değil mi? 2R ile 15'in toplamı da C artı D. Yani şurası A artı B, şurası C artı D. Peki ben bunların ikisini taraf tarafa toplarsam A, B, C, D'nin toplamı yani 19 ile şurayı da ne vermiş? A, B'yi 30 vermiş. 19 ile 30'un toplamı olan 49 değil midir kardeşim? İşte buradan R'yi bulalım. 4R şurası 33 yaptı. 4R eşittir. 49'dan 33 çıkarsa 16. R eşittir. 4 geldi. Sorunun cevabı Denizli'den patladı. Evet şuna bakalım. Dörtgen. AL'yi 8 vermiş. Şunu bir yazalım. DK'yı 7. DK şurası 7. KC 6. Şurası 6. LB 4. KL şurası 5. ABCD dörtgenin çevresi. Şimdi bir bu tarafta dik teğetler dörtgeni var değil mi? Bakın 4 ile 6'nın toplamı 10. 5 ile BC'nin toplamı olacak. Demek ki BC'de 5. Şimdi aynı şekilde bu tarafı kapattım. Burada da bir teğetler dörtgeni var. 7 ile 8'in toplamı 15. 5 ile 10'un toplamıdır. O zaman burası da 10. Şimdi bizden büyük dörtgenin çevresini istiyor ya. Hemen bulalım. Şuradan 12 geldi. 17 yaptı. 17 6 daha 23 yaptı. 30 yaptı, 40 yaptı arkadaşlarım. Cevap Edirne'den geldi. Evet, 27 numarayı da gömdük. Şöyle 28 numarayı çeviriyorum. 28 numaraya baktığımda yine teğetler dörtgeni görüyorum lan. Yine mi teğetler dörtgeni yapacağız? Bir okuyalım. Ha, bu seferki ikizkenar yamuk ama bizim teğetler dörtgenimizin az önceki sayfadan farklı olarak ikizkenar yamukmuş teğetler dörtgeni. Burada bakalım ne diyor? 6 var, 8 var. X nedir diye bir soru soruyor dostum. Şimdi İkiz kenar yamuksa hemen şunu yapabiliyorsun. Bak burayı 4, 4. Şurayı x bölü 2, x bölü 2 diye böler diyebilirsin. Çünkü tam şuradan indirdiğin doğru simetri ekseni olur arkadaşım. 2'ye böler. Hatta dondurma kuralından bu da 4. Bu da x bölü 2. Bu da x bölü 2. Bu da 4 olur. Şimdi yamuğun klasik hamlesini yapalım. Şuradan AD'ye paralel bir doğru çizelim. Yalnız burada karıştırmayın. Tam şuraya denk düşer diye bir kural yok. Çizdim. Buralara bir yere denk geldim. Şimdi
Şurası toplam x'ti, bu da x, bu da x, şurası 8 eksi x, burası da 6 eksi x oldu arkadaşım. Ve benzerlik yapacağım. X bölü 2'nin tamamına oranı. X bölü 2'nin tamamı x bölü 2 artı 4'e oranı. Eşittir 6 eksi x'in 8 eksi x oranı. Evet, burayı bir toparlayalım. Şimdi şurası 2 kere 4 8, x artı 8 bölü 2 yapar. Şöyle oldu. X bölü 2 bölü x artı 8 bölü 2 oldu. Eşittir 6 eksi x bölü 8 eksi x. Şu bölü 2'ler gitsin. İçler dışlar çarpımı yapacağız şimdi dostlarım. Hemen açayım ben şunları. Bunları bir çarpalım. Neyse çarpalım ya. Çarpınca 48 artı 6 x eksi 8 x eksi x kare geliyor. Şunları çarptığımda da eşittir 8x eksi x kare geliyor. Eksi x kareleri sildim. Eksi 2x bu tarafa attım. 10x yaptı bu tarafta. Burada da 48 kaldı. 48 bölü 10 çıktı sorumuzun cevabı. Yani 4.8'den geldi. Evet, ikinci sorumuz. Teğetler dörtgeni yine şöyle yapalım arkadaşlar. 2, 2. Bu da 2, 2. 8, 8, 8, 8 diye bölsün. Yamuğun alanı nedir diye de bir soru sormuş bize. Madem ki ikizkenar yamuk bu arkadaşlar. Şuradan bir diklik indiriyorum. Şuradan da bir diklik indiriyorum. Şu ortası 4 santim oldu. Şunlar da birbirine eşitti ikizkenar yamukta. 12 olduğu için bunların toplamı 6, 6 kaldı bunlara. Ve bakın şurası 10, 6 demek ki yüksekliğim 8. Artık yamuğun alanını bulabiliriz değil mi? Alt taban artı üst taban, yani 16 artı 4 bölü 2 çarpı yükseklik 8. 20, 2'ye bölersem 10, 8 ile çarptım, 80'i paketledim. Oo, alanlarını soruyor, biraz uzatacağız burada şimdi. ABC'de ikizkenar yamuk, teğetler dörtgeni. O zaman yine biz aynı muhabbeti yapalım. Şimdi burayı bir kere 4, 4 bölecek, burası 4, 1, 1 bölecek, burası 1, burası 1, burası 4. Bu bir kere 1 olsun. Sonra ne yapalım? Şuradan yandan paralel çizelim. Şöyle. Şurası 2, burası 2, burası 6, 1 bölü 5, x bölü 6 desem burası 6 bölü 5 olur. Yani toplam 6 bölü 5 ile 2'nin toplamı şu uzunluk 16 bölü 5 geldi arkadaşlar. 16 bölü 5. Şimdi alttaki yamuğun alanı bölü üstteki yamuğun alanı. Bunu şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Yamukta öğretmiştik biz size bunu. Tabanların kareleri farkı. Yani şimdi alttaki yamuğun alanını yazacağım. 8'in karesi eksi, yani 64 eksi 16 bölü 5'in karesi. O da ne yapar? 256 bölü 25. Bölü, şimdi üstteki yamuğun alanını yazarken de yine tabanların kareleri farkı. 16 bölü 5'in karesi 256 bölü 25 eksi 2'nin karesi 4. Şimdi toparlayalım. 25 tane 64 buradan geliyor. Eksi 256 demek 4 tane 64. 25 tane 64'ten 4 tanesi çıkarsa 21 tane 64 kalır bölü 25. Bölü 4 tane 25 100 yaptı. 156 bölü 25'te burası çıktı. 25'ler sadeleşti. Yani cevap şu. Şöyle yazayım. Şurayı biraz yukarıya kaldırayım. Cevap 21 çarpı 64 bölü 156. Şimdi bunu da sadeleştirelim. 3'e bölelim önce. Burası 52 yapar. 3'e bölelim 7 yapar. 2'ye bölelim 26. 2'ye bölelim 32. Bir daha 2'ye bölelim 13. Bir daha 2'ye bölelim 16. 7 kere 16 70. 42 daha 112 bölü 13. Gıcık bir soruymuş bu arada. Evet, dördüncü sorumuzdayız arkadaşlarım. A, B, C'de ikizkenar yamuk. Teğet, değme noktaları A, D, 5. A, B, 8. Şimdi A, B, 8 ise 4, 4, 4, 4, 5 dediği için 1, 1, 1, 1. Bunları bir döşedik arkadaşlarım ilk etapta. Şimdi gelin ilk önce şunu NL'yi bir bulalım. NL'yi nasıl buluyorduk dostlarım? Şuradan yandan bir paralel çiziyoruz. 2 ise burası 2, burası 2, buraya 6 kaldı. 1 bölü 5, burası 6 bölü 5'ti. Az önceki sorunun aynısı. Yani NL'yi ne buldum ben? NL eşittir 2 ile 6 bölü 5'in toplamı 16 bölü 5 buldum. Az önceki sorunun aynısıydı bu. Şimdi bir de gelin MK'yı bulmaya çalışalım.
MK. Burada bir deltoid var çünkü deltoidin alanını bulacağız. Nasıl bulacağımızı söylemeye çalışıyorum. Şimdi bunu da nasıl bulalım? İkizkenar yamuk olduğu için yüksekliğini bulalım. Şuradan aşağı bir diklik, şuradan aşağı bir diklik indirelim. Şimdi bu ortası 2 ise şuradaki orta da 2. Şimdi burası 2 iken 8 ise bunlara 3, 3 kaldı değil mi? Eşitti bunlar. Bakın burası 5, 3, 4, 5 üçgeninden yüksekliğim 4 geldi. Demek ki şu diklikte 4. Şimdi deltoidin alanını nasıl buluyorduk? Köşegenlerin çarpımının yarısı. Yani 1 bölü 2 çarpı birinci köşegen 16 bölü 5, ikinci köşegen 4. Buradan 2'ye böldüm, 2'ye böldüm 8. 4 kere 8, 32 bölü 5 çıktı alanı. 32 bölü 5 demek 64 bölü 10 mu demek arkadaşlar? O da 6.4 geldi sorumuzun cevabı. Evet arkadaşlar, köşe taşlarını bitirdik. Bir sonraki videolarımızda tarama ve konu testlerini çözeceğiz inşallah. Hadi bakalım, öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.